Beynimizin gerçekten sadece %10'unu mu kullanabiliyoruz? Peki beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur? Bu soruları belki hepimiz kendimize sormuşuzdur. Daha önce gösterime girmiş olan Limitless ve Lucy gibi filmlerde işlenen bu konu hepimizin kafasını kurcaladı. İzlemiş olduğunuz şu sahnede Lucy filminin başrolünü oynayan Scarlett Johansson cisimleri hareket ettirebiliyor ve onları hükmedebiliyor. Ya da Limitless filminde görmüş olduğunuz bu sahnede kişi kitabı anında ezberleyebiliyor. Peki bu olgu bir efsane mi yoksa bilimsel gerçek mi? Beynimizin %10'unu kullandığımız efsanesi Albert Einstein'ın yanlış anlaşılması ya da Pierre Fluorens'ın çalışmasını yanlış yorumlaması nedeniyle ortaya atılmış olabilir. Ya da William James'in 1908 yılında yazmış olduğu The Energies of Man araştırmasında aklımızın ve fiziksel kaynaklarımızın sadece çok küçük bir kısmını kullanıyoruz demesinden ileri gelebilir. Belki de Carl Leschle'in 1920 ve 1930 yıllarında ortaya attığı çalışmalarla da alakalı olabilir. Fakat bugün bazılarımız halen beynimizin %100'ünü kullandığımızda cisimleri hareket ettirebileceğimizi ve pek çok şeye hükmedebileceğimizi düşünüyor. Fakat bunu destekleyen herhangi bir veri yok. Ve yine fakat Sevan ismi verilen insanlar beyinlerinin çok büyük bir kısmını kullanarak normal insanların yapamayacağı sadece bilgisayarların hesaplayabildiği verileri hesaplayabiliyor. Peki beynimizin %10'unu kullanmakla kastedilen nedir? Bu 10 sayısı nereden geliyor? Bunun anlamı beynimizin %90'a kaldırıldığında halen çalışmaya devam edebilir mi? Normalde ortalama bir insan beyni 1400 gramdır. Ve %10 demek sadece 140 gram beyin dokusu demektir. 140 gram beyin ise koyun beyniyle neredeyse aynı büyüklükte. Fakat %90 değil, çok daha küçük bir kısım bile hasar görme durumunda kalsa insanlar Parkinson hastalığı gibi hastalıklardan müzdarip olabiliyor. Pekala, şimdi kendimize şöyle bir soru soralım. İnsan beyninin %10'unun kullanılmasından kasıt her 10 beyin hücresinden sadece birinin özellikle sahip olması olabilir mi? Peki böyle bir ölçüm nasıl yapılabilir? Aslında ateşlenmeyen nöronların bile diğer nöronlardan sinyal alma potansiyeli vardır. Yapılan çalışmalar beynimizin uyurken bile aktif olduğunu gösteriyor. Gene bu çalışmalarda beyindeki nöronlar sürekli ateşlenmese de nörologlar tarafından çekilen beyin görüntüleri beynin 24 saat boyunca kaslar gibi pek çok kısmı kontrol etmek için sürekli aktif olduğunu söylüyor. Uykuda bile frontal korteks çalışarak yüksek düzeyde düşünme, farkındalık ya da somatosensörü bölgesi uyarılarak insanların çevrelerine karşı aktif olmalarına neden oluyor. Ve yine pekala diyerek bir es verelim. Nörologlar beyin fonksiyonlarının nasıl işlediğini halen anlamaya çalışıyorlar. Bu gibi araştırmalarda beyindeki farklı hücrelerin ne gibi bir rol aldığı belirlemeye çalışıyorlar. Beynimizdeki hücrelerin %10'u nöronlar iken %90'ı glial yani astrositlerden oluşuyor. Bu hücrelerin nöronların birbirine bağlanmasında etkili olduğu belirtiliyor. Son araştırmalar bu hücrelerin fonksiyonlarının çok önemli olabileceğini, hafızanın oluşmasında etken olduğunu düşünüyorlar. Bilim insanları halen bu kompleks makinenin işlevini keşfetmeye çalışıyor. Neyse yine velhasılı kelam diyelim ve haftaya artık ekranlara tekrar çıkacağım ve belirtmek istiyorum. Bıyıklar hafiften uzadı. Yani kolay uzamıyor. Kökü biz de dedik bir yanlış yaptık, bıyıklarımızı kestik ama konuyu artık sona bağlamak istiyorum. Eğer artık biri size beyninizin %10'unu kullandığınızda yok şöyle olur uçarsınız kaçarsınız kanepeye çekersiniz işte birinin beynini okursunuz falan gibi absürt ve gereksiz şeyler söylerse ona zaten evet sen beyninin galiba %10'unu kullanıyorsun diye cevap verebilirsiniz. Hepimiz beynimizin %100'ünü kullanıyoruz yani. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Mikrofonun başındayken söylemek çok daha kolay oluyormuş. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Esen kalın, hoşça kalın.